AKP toplantıya katılacağını söylüyor. Ama Adalet Bakanı son açıklaması önemli. Meclis bir şey yapamaz diyor sevgili izleyenler. Şimdi Türkiye İşçi Partisi sözcüsü Sera Kadıgil ile konuşalım. Merhaba Sayın Kadıgil. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Adalet Bakanı'nın son açıklamasıyla başlamak isterim. Çünkü diyor ki meclis hiçbir şey yapamaz. Adli yargının verdiği kesin hüküm ortadayken meclisin yapabileceği bir şey söz konusu değildir. Değil midir Sayın Kadıgil? Çok acıklı bir ifade. Başında Türkiye Cumhuriyeti'nin Adalet Bakanı sıfatı taşıyan, üstelik hukukçu olan, yani hem okuldan mezun olurken hem avukatlığa başlarken hem milletvekili seçildiğinde hukukun ve anayasanın üstünlüğüne dair namusu ve şerefi üzerine yemin etmiş bir insan için çok talihsiz açıklamalar bunlar. Şöyle ifade edeyim Ülke Hanım, herkes bizim bu konuyu konuşurken şunu dediğimizi sanıyor. Can Atalay tipin milletvekilidir ve dışarı çıkması, milletvekilliği yapması lazım. Konuyu artık öyle bir hale getirdiler ki konunun Can Atalay'la ya da Türkiye İşçi Partisi'yle uzaktan yakından bir alakası yok. Bakın herkese, bizi dinleyen tüm yurttaşlarımıza bunu çok açıkça ifade etmek istiyorum. Çünkü Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karar ne Yargıtay'la ilgili bir karar ne Can Atalay'la ilgili inanın verdiği bir karar. Anayasa Mahkemesi, bakın, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yaptığı bir işlemin yok hükmünde olduğunu tespit etti. Yani bu öyle bir rezillik ki Ülke Hanım, bu silinemeyecek. Yani tarihimizden artık biz yarın itibariyle bunu düzeltmek için hep birlikte hareket etsek bile tarihimizden silinemeyecek bir leke. Bu da neydi? Bakın, Can Atalay milletvekili seçildiğinde tutukluydu. Herkes hatırlıyor bunu. Buna rağmen kaydı yapıldı değil mi? Sayın Devlet Bahçeli meclisi yönetiyordu ilk açıldığımızda. Yemin için davet edildi oraya. Odası verildi Can'a. Danışmanları verildi Can'a. Maaşı yatmaya başladı Can'a. İnsan Hakları Komisyonu'na seçildi o genel kurulda Can. Ta ki ne zamana kadar? Genel kurulda Ocak ayında Numan Kurtulmuş'un kaçarak yurt dışına gittiği bir gün Bekir Bozdağ meclisi yönetirken Can hakkında bir hükmü mecliste okutuncaya kadar. Ocak ayında, bakın, meclis yaptı bunu. Ne Yargıtay yaptı bunu, ne Anayasa Mahkemesi şimdi yaptı. Sera Hanım, izleyicilerimize hatırlatalım mı? Anayasa Mahkemesi yine hak ihlali diyorken Yargıtay devreye girdi ki yerel mahkeme Yargıtay'a topu attı. Yargıtay milletvekilliğinin düşürülmesine dair okutulan karar Yargıtay kararı. Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasında uyumsuzluk var diyor Adalet Bakanı. Bizim anayasamıza göre böyle bir şeyin de söz konusu olmaması gerekiyor. Anayasa Mahkemesi kararının bağlayıcı olması gerekmiyor muydu? Tabii ki zaten hani bunları, haklısınız, biz defalarca konuştuğumuz için başı özetlemeyi artık bıraktık, sonuna gidiyoruz. En başından almam gerekirse haklısınız. Bakın, Can milletvekili adayı bizim tarafımızdan gösterildiğinde zaten tutukluydu. Tutukluyken milletvekili adayı gösterdi. GSK dedi ki okey, olabilir. Milletvekili olmasında benim için bir engel yok. Hükümlü seçime de değildi aynı zamanda. Hükümlü de sonra hızla hükümlü hale getirildi. Hiç sorun yok dedi. Bunun üzerine on binlerce depremzede oy verdi. Can Atalay benim vekilimdir dedi. Şimdi bu anda, bu dakika, Can seçildiği an zaten Can hakkındaki bütün yargılamaların durması gerekiyordu. Bu hem anayasanın hükmü hem Anayasa Mahkemesi'nin daha önce defalarca verdiği bu yönde hüküm var. Bunun durması gerekirken ne yaptılar? Yo, biz daha önceki mahkeme kararlarını tanımıyoruz, AYM yorumlarını tanımıyoruz, anayasanın açık hükmünü tanımıyoruz dediler. Kendi kendilerine MHP'nin kontrolünde hatta bir süreç yürüterek getirdiler o hükmü, kesinleştirdiler. Sonra da utanmadan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, bakın bunu anlatıyoruz, bu hükmü okuttular. Hı hı. Yani bizim cuma günü yapacağımız oturum, kendileri çalıp kendileri oynuyorlar Ülke Hanım. Ne diyorlar şimdi 2-3 gündür böyle muhalif görünen havuz medyasında da, havuz medyasının bizatihi kendisinde de şöyle haberler çıkıyor. Can Atalay cuma günü yemin edemeyebilir. Ve veya Can Atalay'ın cuma günü tahliye olması bekleniyor. Böyle bir şey yok. Bu tamamen AKP'nin dediğim gibi gerek örtülü, gizli kapaklı sandığı havuz medyası eliyle, gerek aleni havuz medyası eliyle yaydığı bir şey. Kendi bir şut çekiyor, şimdi geçip karşısına kendi kurtarmaya çalışıyor. Peki nasıl bir şey var Sera Hanım? Şimdi cuma günü mecliste ne olacak? Adalet Bakanı diyor ki görüşmede partiler görüşlerini ifade edecekler. Mecliste işte, bir şey olmaz, bir şey yapamaz. Mecliste olacak olan şey ne biliyor musunuz? Kurulduğu günden beri bu ülkeye çalınmamış bir leke çalındı. Biz bunu görüşeceğiz. Bakın, biz Can Atalay'ın özgürlüğünü falan, hakikaten ben hem bir arkadaşı, hem bir yoldaşı, hem bir mevkidaşı olarak bir kenara koyarak söylüyorum.
Daha önemli bir şey görüşeceğiz. Bu ülkenin meclisi Ocak ayında Bekir Bozdağ yönetiminde yok hükmünde bir işlem yaptı. Evet. Bu çok ağır bir şeydir Ülke Hanım. Yani hukukçu olmayan yurttaşlarımız için anlamak zor olabilir ama bu zaten var olmayan fiili bir durum yarattı diyor AYM ve bunu kime diyor? Ona buna demiyor bakın bireysel bir başvuruda. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne diyor. Senin yaptığın iş değildi kardeşim diyor. Anlatabiliyor muyum? Ve biz Cuma günü olağanüstü toplanmamızın sebebi de şu. Şunu da ifşa etmemizle konuşmamız gerekiyor. AYM bu kararı ne zaman verdi? Ocak ayında bu işlemi yaptılar. Can'ın vekilliğini sözde düşürdüler. Odasını elinden aldılar. Danışmanlarını kovdular. Maaşını kestiler. Bunların hepsini yaptılar Ocak ayında. Şubat 22'de AYM dedi ki zaten bu karar yok hükmünde. Biz evet. Bunu niye bugün konuşuyoruz? Çünkü o AYM gerekçeli kararını ancak geldi 1 Ağustos'ta meclis kapandıktan sonra açıkladı. Yani bu öyle büyük bir rezillik ki belli ki arkada şu konuşma dönmüş. Allah aşkına meclis açıkken bari bu kararın gerekçesini okutmayın da ne derece bir rezillik yaptığımız kayıtlara meclis kapandıktan sonra geçsin. E biz de ne yaptık geri kalan muhalefet partileri olarak? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne böyle bir kara çalınmış. Dedik ki toplanacak kardeşim bu meclis. Toplanacak ve bunu konuşacak. Senin yaptığın iş bu ülkenin anayasasına aykırı. Çünkü bu ne demek biliyor musunuz Ülke Hanım? Eğer bu Cuma günkü oturumda genel görüşmelerde iktidar partisi de ne yaptığının farkına varıp bu yok hükmünde işlemi ortadan kaldırmazsa bu şu demek artık saray rejimi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anayasasını fiilen imha etmiştir demek. Artık ortada bir anayasa yoktur demek. Haliyle anayasa yoksa bir hükümet yoktur demek. İktidar yoktur demek. Vekil yoktur, bakan yoktur. Cumhurbaşkanı yoktur demek bu ülkede. Bu kadar açık ve net. Yani meclisin karşı karşıya kaldığı şeyin ciddiyetini Adalet Bakanı'nın da konuyu dönüp dolaşıp Can Atalay'la ilgili bir Yargıtay Anayasa Mahkemesi sürtüşmesi kisvesi altına saklamaya çalışan sözde Cumhurbaşkanı danışmanları, sözde büyük siyasi partilerin genel başkan yardımcıları, en acısı da sözde isminin önünde hukukçu ve avukat sıfatı taşıyan herkesin ben buradan hakikaten artık bir ciddiyete davet ediyorum. Bakın benim kıdemim onlardan düşüktür. Bu insanların hepsi hukukçu olarak üstad deriz biz meslekte. O yerdedir. Bu kendilerini düşürdükleri hal artık bana utanç veriyor. Bana utanç veriyor. Bakın bu ülkenin meclisine sürülen bir leke bu artık çünkü. Can Atalay değil artık mevzu. Tabii AKP ve MHP arasında da Can Atalay konusunda görüş farklılıkları olduğu, hatta AKP'nin kendi içerisinde bile bu konuda çelişkiler olduğunu görüyoruz. İşte Bülent Arınç çıkıyor diyor ki son açıklaması Can Atalay'ı meclise davet edip ant içmesini temin etmeniz gerekmektedir dedi. Ondan önce Tuğrul Türkeş yine Osman Kavala Can Atalay görüşmesi yaptı. Çiğdem Mater diğer gizli tutuklularına ilişkinde. Şimdi AKP'nin içerisinde de bir hareketlilik başladı. Öyle görünüyor ve ben bunların çoğunun özellikle de Tuğrul Türkeş'in Erdoğan'dan bağımsız hareket ettiğini kişisel görüşümdür zannetmiyorum. Ama bir MHP faktörü var. Şimdi Can Atalay teröristtir diyen bir MHP Genel Başkan Yardımcısı var. Biz mecliste olmayacağız diyorlar. Anayasa Mahkemesi kapatılmalıdır diyorlar. Sizce Cumhur İttifakı içerisinde böyle bir gerilim ve onun yansıması da var mı Can Atalay konusuna ilişkin? Vallahi bence burada bir birbirine diş gösterme ve güç deneme hali evet bence de var. Ve bunu yaptıkları yer ne? Hem bir avukat ve seçilmiş milletvekilinin özgürlüğü yani onu esir tutulması hem sadece Can da değil. Yani bütün olarak Gezi davasına baktığınızda Osman Bey'in, Sayın Osman Kavala'nın tutukluluğu, Çiğdem'in, Mine'nin hala devam eden, Tayfun'un hala devam eden tutukluluğu bunların hepsi zaten artık Türkiye'de hukukun hukuk değil düşman hukuku olduğunun bir göstergesi. Ve dediğiniz gibi hukuk artık o kadar kaygan bir zeminde ve o kadar efendilerin kölesi halinde kullanılır bir halde ki evet siyasi kliklerin arasındaki çeşitli güç savaşlarına da meze olması bu haldeki bir yargı sisteminin zaten işten bile değil. Ve bunları söylemek de hakikaten utanç verici ve dediğiniz gibi MHP Genel Başkan Yardımcısı bu arada o tweetinde sadece Can'a terörist demiyor. Aynı zamanda Can'ı seçen on binlerce depremzedeye de neredeyse terör sempatizanı demeye getiriyor. Bunun evet. Yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasını tanımadığını ilan ediyor. İlan ediyor. Okuyun Semih Yalçın'ın o tweetini. Daha dikkatli okuyun. Diyor bunu zaten. Hani bir görüş, siyasi görüş. Ben bunu tanımıyorum. Bu ya bilmem ne bir oluşum diyor.
Kime diyor? Zaten bütün üyelerini Tayyip Erdoğan'ın ve veya partilerinin seçtiği bir oluşuma diyor bu arada. Yani bunun da altını çizmekte tabii fayda var. Peki Sera Hanım, anlamam ve izleyicilerimizin de bir bağlama oturtması açısından. Çünkü hukukçular da farklı farklı şeyler söylüyorlar ve benim kafam çok karıştı. Şimdi Adalet Bakanı diyor ki meclisin yapabileceği herhangi bir işlem yok. İşlem. Tamam, şimdi söylüyorum. Tamam. Ne diyor dediniz? Yalan söylüyor. Tamam. Şimdi mecliste sadece milletvekilleri muhalefet istedi. Biz de yaptık. Gelecekler konuşacaklar. E ne olacak? Şimdi Yargıtay'ın kararı başka, Yargıtay'ın dediği başka, Anayasa Mahkemesi'nin başka, AYM yok sayılıyor kararıyla birlikte, Yargıtay kararı okutularak düşürülüyor, hukukçuların çoğu kıyameti kopardı, dendi ki anayasayı da tanımıyorsunuz böyle yapınca. Şimdi yerel mahkeme kararın meclis genel kurulu işlemine yönelik olduğu anlaşılmaktadır dedi. Son olarak yerel mahkeme, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi bu sefer Yargıtay değil, meclis diyor. Bu işin çözümü nasıl olacak? Yargıtay kararını geri çekecek diyenler var. Böyle bir şey olabilir mi? Yani her şey o kadar karma karışık ki bir şey çözülecekse bile nasıl çözüleceğini anlamak çok güç. O kadar haklısınız ki Ülke Hanım. Öncelikle onu söylemem lazım. Avukat halimle inanın ben de aynı güçlüğü yaşıyorum. Şundan da emin olun, bir hukuk profesörü de ya da 30 yıllık bir ceza avukatı da şu an emin olun sizinle aynı duyguları yaşıyor. Evet. Çünkü buradaki problem bizim sizlerin hukuki bilgisinin yeterli olmaması değil. Buradaki problem şu, ortada hukuki bir süreç olmaması. Yerel mahkemenin dediği şey, bunun muhatabı meclis, doğru söylüyor. Bunun muhatabı meclis, onu evet anlatmaya çalıştım. Yani meclis şöyle bir kafa karışıklığını bilerek pompalıyorlar ve aylardır bunu yapıyorlar. Can Atalay'la ilgili karar verme yetkisi olan iki mahkeme vardı. Biri Yargıtay, biri Anayasa Mahkemesi. Anayasa Mahkemesi A yönünde karar verdi. Yargıtay B yönünde karar verdi. O yüzden de yargı mercileri arasında bir kriz yaşanıyor. Biz ne yapalım deyip siyasiler böyle uzaktan izleyebileceğini sanıyorlar konuyu. Olanı ben size söyleyeyim. Anayasa Mahkemesi Can'la ilgili bir ihlal kararı verdi. Evet. Yargıtay bir karar vermedi. Yargıtay'ın verdiği karar yok hükmünde. Çünkü Yargıtay, az önce anlattığım şey, vekil seçildiği milisaniye yerel mahkemenin bu yargılamayı durdurması gerekiyordu. Durdurmadı, devam etti, hüküm verdi. Yetmedi, Yargıtay'a gönderdi. Yargıtay da yetmedi, bunu onayladı. Bunlar olmamış işlemler. Anlatabiliyor muyum? Yani ortada esir tutulan bir Can Atalay var ve gerçekten konu onu da geçti. Peki hukuki zeminde nasıl çözülebilir? Şimdi Yargıtay kararını çeksin diyenler var, Yargıtay kararını tanıyarak. Şimdi yok hükmündeyse Anayasa Mahkemesi'ne bakarsak o zaman Yargıtay'ın kararı yok hükmündedir deyip geri çekmesini de bekleyemeyiz. Nasıl çözülebilecek Can Atalay konusu gerçekten anlamak çok güç geliyor bana. Şöyle aslında çözülebilir. Bu cuma günkü oturumun önemlerinden biri şu. Dediğim gibi AYM'nin çıkan son kararı doğrudan doğruya Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni çok büyük bir utançla mahkum eden bir karar. Hı hı. Sen yok bir işlem yaptın diyor. Cuma günü bakın ortada canman hiçbir şey olmasa bile bizim milletvekilleri olarak bu meclisin onurunu kurtarmak adına yeni kararı o genel kurulda okumamız ve bu yok hükmünde, yani anayasaya uymadığı yönünde hüküm olan meclis işlemini ortadan kaldırmak. Bir. İki. Can Atalay'a bu yok hükmünde kararla kendi kendilerine, yani paşa gönüllerine göre, Numan'ın keyfine göre, bakın Tayyip Bey'in keyfine göre kaydını sildikleri Can Atalay'ın kaydını meclise hemen tekrar yapmak ve özlük haklarını iade etmek ve bu konuda da derhal yerel mahkemeye bir bildirim yazmak. Bunlar için bakın meclis oturumu yapmamıza da gerek yok zaten. Numan Bey birazcık ettiği hukukçu yeminine sadık bir birey olsaydı AYM'nin bu kararı Şubat ayında çıktığı günün ertesi günü meclisi toplar bu tespiti yapardı. Ama yapmadı ve daha sonra da bir yeniden yargılama yolu açılması elbette ki mümkün. Bütün gezi tutuklularıyla ilgili, sadece Can Atalay'la ilgili değil. Ve bu şekilde bu süreç çözümlenebilir. Ama bu sürecin çözümlenmesini istemediğini, bakın istemediğini, Can Atalay'ı tutuklu tutmak istediğini AKP bize zaten 3 gündür yaptığı her şeyle söyledi. Birincisi bakın Perşembe günü Numan Bey geliyor değil mi? Yarın. Özel bir oturum yapacağız. Filistin Devlet Başkanı'nı ağırlayacağız. Gazze halkıyla dayanışmamızı göstereceğiz. Katil İsrail'e hep birlikte kılacağız. Yarın bu oturumu
Sayın Numan Kurtulmuş TBMM Başkanı sıfatıyla yönetecek. Ertesi gün ne yapmış? Nöbet sırası Sayın Gülizar Biçer Karaca'da olmasına rağmen meclisin belli ki utanarak söylüyorum artık kirli işleri halletme müdürlüğü haline dönüşmüş Bekir Bozdağ görevlendirilmiş yine. Yani bu bize ne söylüyor? Meclisi açacağız, konuşup konuşup dağılacağız diyorlar. Cuma günü Bekir Bozdağ görevli olacak. Tabii ki Bekir Bozdağ görevlendirilmiş. İlk mecliste o yok hükmündeki işlemi de yapmayı kendine yedirememişti. Bekir Bey'e yaptırmıştı. Belli ki bu cuma günü bu tarihi utancı AKP yine bu meclisin sırtında tutmaya devam edecek. Ve bu utancı ortak olmak istemeyen Numan Bey yine bu kirli işi sürdürmek üzere Bekir Bozdağ görevlendirildi. Az önce sıra Gülizar Biçer Karaca'daydı aslında dediniz değil mi? Evet, bunu da CHP Grup Başkan Vekili Sayın Gökhan Günaydın'ın yaptığı bir açıklamayla öğrendim ben. Evet, bu da engellenmiş durumda. Peki son olarak cuma günü ne yaşanacak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde? Şimdi evet, milletvekilleri konuşacak ve gidecek diyor neredeyse Adalet Bakanı. Siz nasıl bir mücadele içerisinde olacaksınız? Biz orada dediğim gibi artık zaten gezi tutuklusu olan arkadaşlarımızla hem canlı hem diğerleriyle olan tüm dayanışmamız sürecek. Ama bizim cuma günü orada meclis çok net ülkenin tipnik dediği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin mensupları bir karar verecek. Diyecekler ki biz bu ülke kurulduğundan beri ilk defa 28. dönemde bu ülkenin anayasasını ayaklar altına alan ve bunu yüksek mahkemesi tespit etmesine rağmen hiçbir şey yapmayan onursuz bir dönem olarak mı kapatacağız biz bu 28. dönemi? Yoksa hayır, bizim hala bu toplumun sözleşmesi olan o anayasaya saygımız var çünkü bizim buradaki mevcudiyetimiz o anayasadan kaynaklı deyip bunun gereğini mi yapacağız? Yani meclisin önündeki karar artık Can Atalay'ın inanın odası, danışmanı falan filan, özlük hakları, Can Atalay'ın vekilliği bile değil. Meclis gerçekten kurulduğu günden bu yana en lekeli dönem olarak anılıp anılmayacağına karar verecek bu cumartesi. Çok teşekkür ediyorum Sera Kadıgil. Size kolaylıklar diliyorum. Ben teşekkür ediyorum. İyi günler. İyi günler. Sevgili izleyenler, Türkiye İşçi Partisi Sözcüsü Sera Kadıgil'le konuştuk. Hem Adalet Bakanı'nın en son yaptığı açıklamaları hem de mecliste ne olabilir? Hukuki zemin nasıl söz konusu olabilir? Yine Yargıtay ve AYM arasında fark olduğunu söylüyor çünkü Adalet Bakanı. Hepsini sordum. Bakalım nasıl bir cuma günü bekliyor bizi bu arada.